Selam arkadaşlar. Bugün sizinle Shadow of War oynayacağız. Hep beraber biliyorsunuz yeni çıkan bir oyun. İlkini PlayStation, pardon, Xbox'ta oynama fırsatı bulmuştum. Bu biraz daha farklı bir deneyim olacak benim için. Çünkü klavye mouse oynayabilirim ama her şey için tabii ki de alışmış düzeni bozulmak için gamepad'imiz de elimizde. Hemen start'ı neye gelebiliyoruz? Oyunun single player moduna bakacağız. İlk oyunun aklımda kalan bir tane savaşçı var. Olaylar bu Yüzüklerin Efendisi'nin arka planında gelişiyor aslına bakarsanız. Bir tane savaşçımız var. Eski kudretli bir elf beyinin ruhuyla bir şekilde bütünleşiyorlar ve görevlere gidiyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Savaşın arka planında kazanılmasını sağlıyorlar. Tabii ki de aslında hepimiz biliyoruz ki savaşı kazanan Gandalflar, Aragonlar yani bunlar Trevor'ı. Lord of the Rings serisinin diğer oyunları da var bildiğiniz gibi işte genelde strateji tarzında yapılan veya işte böyle 3 kişi 4 kişi oynadığımız bir oyunlar vardı yanlış hatırlamıyorsam. O da güzeldi ama Shadow of Mordor kadar tutanını görmedim şimdiye kadar. Belki de oyunun grafikleri ve oynayış tarzı bunda etkilidir diye düşünüyorum. Hep beraber oynayalım. Easy mod her zaman en sevdiğimiz mod. Keyif alacağımız modlardan birisi. Bakalım. Nasıl olacak? İşte ilk oyunda elfimiz orkların işte zihnini okuyordu, mind control yapıyordu falan filan. Oyunun sonunda da yanlış hatırlamıyorsam Sauron değil de onun bir tane yavşak hizmetkarıyla dövüşüyorduk büyük final boss olarak. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz neler olacağını. Bu görüntüler ilk filmden olması lazım. İlk oyundan, evet. İlk oyundan. Ölüyor bir şekilde. Kalesine baskın yapıyorlar. O Elf Bey de bunun ruhuyla bütünleşiyor. Oğlunu öldürmüş. Karısını öldürüyor. Orospu çocuğu. Nerede ne kadar ork varsa. Sonra şöyle bir şey vardı. Bu oyunda da var bildiğim kadarıyla. Orkların kendi içlerinde bir işte ne diyorlar ona. Rütbe sistemi var biliyorsunuz. En alttaki rütbeden başlıyorsunuz. Subayları konuştura 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 en üste kadar çıkıyordunuz. Muhtemelen bunda da öyle olacak abi. Yüzük yüzünden öldürülmüş ama böyle bir şey hatırlamıyorum ben. Kitapta da görmemiştim. Yeni bir yüzükle bir şeyler geliyordu ama keşke, şimdi bu konuşunca anlayamıyorum. Keşke altyazı olsaydı daha rahat anlayabilirdik ama altyazıyı seçtim bu arada. İngilizce olarak ama çıkmadı nedense. İnsanların dünyası sona eriyor. Görmüş her şeyi. Hissetmiş. Aha. Kurtuldu. Güç yüzüğü. Ölüm bir daha seni çağırdı Ranger diye nasıl cevap vereceksin? Daldım, unuttum. Anlayabildiklerimi çevirmeye çalışacağım arkadaşlar aslında. Bir daha karısının olduğu yere geldim. İlk oyuna döndük bir anda. Pelion. Şeye benziyor bu adam. Ölen vardı ya. Borusu olan. Neydi onun adı ya? Unuttum.
Yüzüğü biraz daha şey yapmışlar bu oyunda. Öne çıkartmışlar ya bak. Birisi bunu çağırıyormuş ama Sauron bu değildir diye tahmin ediyorum. Çünkü bunun olmaması lazım Sauron'a. Sauron da biliyorsunuz Melkor'un, yani büyük şeytan diyelim artık. Şeytanın bir hizmetçisi aslına bakarsanız. Sonrasında işte Maia ırkından geliyor. Bir şekilde güçleniyor abi. Saçma sapan büyülerle bir şeyle. Sauron oluyor. Normalde Yüzüklerin Efendisi'nde Sauron'dan çok daha kudretli, Melkor'dan çok daha kuvvetli tanrılar var. Hatta onlardan da bir kuvvetli bir tane, yani Melkor'un Allah'ı olabilecek bir tane daha tanrı mevcut. Hiçbir şey karışmıyor ama. Sadece dünyayı yaratıyor ve bırakıyor. Yüzüğü taktı. Birisi bunu çağırıyor ama Kerem Mor arıyormuş. Clem Mor. Şey çalışıyor mu? Ha, çalışıyormuş. Grubox better also get the Bunların ne olduğunu göreceğiz abi. Oyun içerisindeki bilgilendirme notları galiba. Orklar savaşa hazırlanıyormuş. Bu arada fısıldayan kadının sesi de Luthien olması lazım. Ona çok benziyor sanki. Evet. Evet çok benziyor. Neyse ya ben şeylerle oynayayım. Bunlarla oynayayım. Oo çok hızlıymış. Birazcık manasımıza başlatalım. Lan tamam Ranger'ını yiyeyim. Aha, yukarı çıkmak var mı? Alışmışım yalnız. Battlegrounds'dan shift'e basıyorum. Basıyorum koşmak için. Tamam geliyorum oğlum bekle. Nasıl koşuyoruz o zaman? Elf hala içimizdeymiş, bayağı da çıkmamış. Her yerden sarkabiliyor muyuz? Evet. Okla İngilizce mi konuşuyorlar abi? Vay.
Zaten Easy'de olduğumuz için. Dövüş teknikleri var. Batman Arkham'a benzemiş birazcık. Oğlum Şire'yi öldürdüm galiba ya. Bu nasıl ork anasınız ki, milli Şirek lan bu. Komutan bu galiba. Böyle kese kese gideceğiz. Şeyde çok zordu ya bunu Xbox'ta oynamak. Acaba Easy Mode yok muydu lan orada? Çünkü bir dalıyorlardı abi 20 kişi. Şöyle yukarı zıplayabiliyor muyuz? Tabii ki daha. Şuralardan tırmanıyorduk ama nasıl tırmanıyorduk bilmiyorum. Mal bunlar ya. Ha, X de çıkıyormuş. Clear tabi ulan. O diğer konuşan değil o yukarıda galiba. Her yeri temizledim, bu hala konuşuyor. Ha? Çık lan. Herhalde bu pitten çıkmaya çalışıyorum ya ben. Şimdi yeni yeni ekliyorum ne yapmaya çalıştığımı. Şöyle bir yukarı bakalım. Gözüküyor mu bir şey? Keranlık. Tam merdiven daha varmış. Oha. Oha mübarek sen neymişsin be abi? Nereden atladın lan? Yuh ananın nikahı. Oyunun sesleri güzel bu arada. Ha, ne kadar orklar orkçu değil de İngilizce konuşuyorlar da keyifli yani.
Abi nerelere zıplıyorum? Ne yapıyorum lan? Assassin's Creed gibi olmuş. Damla anlamayayım mı ya? Saraya gidecektik galiba. Dipoluk yapmıyorum daha fazla. Kere yüksekten düşüyor. Canım ya gitmesi gibi bir şey yok galiba. İçerisine elf kaçtığı için muhtemelen. Tamam zaten koşuyorum. Koşması birazcık komik gelmedi mi size de? Bir şey geliyordu ama kaçtım. Gollum'un yiyen tarantula aslında çok büyük bir örümceğin yavrusu. Şimdi örümceğin adını hatırlamıyorum da eskiden güneş ve ay olmadan önce dünya ağaçlar tarafından aydınlatıyormuş. Işık ağacı, bir tane ağaç varmış işte. Kutsal bir ağaç. Onun tabi bu Yüzüklerin Efendisi'ne göre bu örümcek Melkor yapıyor bir örümcek. Işık da beslenen bir örümcek. Örümceği götürüyor ağacı yıdırtıyor falan filan. Örümcek tabi ışığı yedikçe büyüyor, kocaman oluyor falan. O örümceğin yavrusu Yüzüklerin Efendisi de Frodo'yu işte zehirleyen örümcek. Bu da onların küçüğü muhtemelen. Ne oldu lan? Örümcekin bir kadın oldu bir anda. Seni buraya bir sebepten dolayı çağırdım. Beni buraya sen getirdin dedi. Şimdi dedi. Elfe işkence yaptı, herif de bıraktı. Elf mi bu ya? Böyle kötü elf atamıyorum. Bir el var galiba. Ama böyle karanlık elfler var. Tabii bunlar karanlık olmasının sıra bir şey değil yani. Şilok. Sadece gerçek bir şey. Ah alt yazılar ah. Yüzük adamı ölümsüz yapıyormuş galiba. Yüzüğü çıkardınca bir anda boğazı kesildi herifin. Alt yazısı olsun istiyordum ya. Ah! Ayağımı sıkıştırdım. Ah! Yüzüğü geri istiyorsan hemen geri al dedi o zaman. Gel de savaş dedi. Sauron bütün Middle-earth'ı kontrol etmeden durmayacak dedi. Ordusu dedi de.
ilerliyor, ilerlemeye devam ediyor da. Şaltok. Şaltak mı ya bu arada? Hatırlayamadım. Evrenine ait tüm bilgilere bu kitaptan erişebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bir yapmış. Haki yayınlarından çıkmış. Hem içerisinde Yüzüklerin Efendisi'ne dair kısa kısa şeyler var. Hem de ondan öncesinde olan hikayeleri anlatıyor. Mesela Beren ve Luthien var. Beren ve Luthien miydi onlar galiba? Okumanızı tavsiye ederim. Gidiyorlar şeytandan. Kimsenin yapamadığını yapıyorlar. Bir tane taş çalıyorlar. Silmaril. Kitabı adını veren de bu taşlar. Taşların işte Orta Dünya'da kaybolması, çalınması falan filan. Tabi ayrıntıya girmiyorum, spoiler da vermiyorum. Arada birkaç tane farklı öykü sıkıştırmış arasında. Minas Tirith'e geldik. Buraya orklar saldırıyorlar. Bakalım ne olacak. Daha Aragorn falan yok galiba bu oyunun tarihçesine göre. Minas Ithril diye geçti galiba. Middle Earth Shadow of War şimdi başlıyor. Az önce Turtle olmuş. Eğitim göreviymiş. Ne biçim bir eğitimse? Burayı geçtikten sonra kapatalım bunu istiyorsanız. Bir de Evil Within 2'ye bakalım. Ya buraya dediğim bu bölümü geçtikten sonra. Bir şeyler yapmamız lazım. Kaptanı ele geçirdim. Old bir sonucunu buldu. Aha. Reveal. Sadece bunu mu açabiliyorum? Bilinmeyen kaptan varmış. Sukundu Warbringer. Warmonger Commander'mış. Be kardeşim. Bunlar hainler veya korkaklar galiba. Bakalım bahçe komutan açabilecek miyiz? Hazır fırsatını bulmuşken. Çıkmış bakalım. Nakra kemik kırıcı. Ha şimdi değiştiremiyormuşum ne yazık ki zaten görüyorum ama kim olduğunu öğrendik. Ulan görmüyor musun beni? Ulan nasıl ork bu ya? Bembeyaz. Biraz da artistik öldürmeleri vardı bunda ama şu anda onları kullanamıyor olabilirim tabii ki. İşte bir kafa kesme, kol kesme bir şeyler daha vardı bunda.
Mindfuck. Kuşatmayı böyle böyle açacağız galiba. Walker. O kullanmayı biliyoruz şimdi. Alt LT. Aha. Ok lazımmış. Orada bir şey çıktı abi. Neyi fokusluyoruz oğlum bu arada? Tamam. Hiç çözebilen var mı abi? Yanlış yere çeviriyormuşum. Ulan ya. Aha, Arşıkta. Evet. Uhu, çok iyiymiş bu. Hedef kaptanı bulmam lazım ya. Airspeed'i de varmış. Belli bir süre musluyor. Aha, ne bulduk. Skuncum, geliyorum sana. Seni sıkılmaya gidiyorum yavrum. Sıkıntı yapma reis. Sıkıncım. Aha. Kardeşini koruyacakmış, bir şey yapacakmış diğer kadınla ama. Aha, yemedi. Öldürdüm ya. Keşke birazcık konuşturulsaydım. Ama yemedi abi, yemedi. Ne yapayım? Şey aldık.
Defans aldık galiba. Yakıp değil mesela. Özelliklerimizi geri isteyebiliyormuşuz. Niye? Melee atağımızı yükseltiyoruz. Şart edelim abi. Buna gerek yok zaten bu haftaya. Level 5 olduk da almayalım. Armor'u da aynı şekilde gösteriyormuş. Kitaplarda hiç böyle bir şey yok ama yani bir alf ruhuyla insanın birleşmesi tarzı falan filan. Bence bu kadar uğraşacaklar ne yapmış? Silmarillion'un oyununu yapsalardı. Vay be. Geri dönmeyi unutma dedi Talya. Bu sular çok fazla şey kaybettik. Asker kaybettik zaten yine. Ana kapıya gidiyoruz galiba. Boromir gibi oturuyorlar ya lan. Ah Boromir'di o adamla da. Gondor mu lan burası? Siktir kendi arkadaşımızı vurdu. Kaçtılar. İdil'in yanına gidiyoruz ama. Dur lan dur geliyorum İdil. Elf gibi mübarek. İdril'cim geldim peşindeyim. Clear'da araya. Temizliyorum reis. Abi bizimkileri de arada çıkartıyorum ama açılın. Açılın ben savaşçıyım. Oğlum alanı mı temizleyeyim, İdril'i mi takip edeyim? Karar verin. Oğlum burada adamı öldürüyorlar 4 kişi. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza. Orta şehir düşüyormuş. Koşmamız lazım reis. Eru'nun adını verdim. Lan tamam. Senin dalağını keserim senin. Ulan iki tane kesiyorum hemen gidiyoruz buradan. Tam anlamıyorum ki. Nerede bana ihtiyacınız var? Çözemedim reis. Lan tamam fastırım ben. İdrilleyiz.
Sıkıntı yapma. Eru'nun adını verdim ya. Helal. Savaşma seviş tadında olmuş. Aha. Ben iyi olacağım dedi. Rahat ol dedi. Neyi çıkarttın? Hold the Grave. Aha lan. Siktir ya. Ha, bunu yapmaya çalışıyordum ben sanırım. Daha önceden böyle bir şey yoktu bunun. Ulan ne biçim öldürme bu böyle? Hoş okçular korudu ama adam pek bir şey yapamadı ama. Şey sonsuza kadar kaybolmuş ama ne olduğunu hatırlamadım. Kim arıyor acaba şu anda? Eski kayıtta olduğum için bakamayacağım. Adam çok güzel tepki verdi. Kara kapılardan Gengel. Hepinizin öldüğünü duymuştum dedi. Belki de bu gerçektir dedi o da. Eğer diyor. Orduna katılmayacağını. Şehri kurtarmak için şeyleri yok edebilirsin galiba. Hedef alabilirsin. Kaptanlara. Zaman korkunun tadına tadına bakma zamanı. Evet. İlk bölümümüzün de sonuna geldik. Tekrardan devam edeceğiz. Middle Earth serimize. Predator yeteneğimiz varmış. Abi ben burada istemiyor muyum? İlla bana hangisini istiyorsa onu veriyor. Ben bunu yapmak istemiyorum belki. Belki şunu öğrenmek istiyorum. Yap. Tamam reis. Sen ne dersen o zaman öğreniriz. Bu Elf modunda biraz daha hızlı koşuyorduk ya. Bu sefer Elf modunda biraz daha hızlı koşup atlayacağız. Anladım kadarıyla. Aldım zaten. Okey. Hayırlı olsun. Şehri koruması gerekiyormuş. Aha. Sauron. Okey. Üsküdar Efendi zamanında oluyormuş demek ki bu.
Portalları kapattı. Palantir'larda taşlar biliyorsunuz bu Aragorn tutuyordu ya böyle gözleri dönüyordu falan. O taşlar Palantir taşları arkadaşlar. Normalde 9 tane şehir, 9 tane var taşlardan. Bu taşlarla insanlar, şehirler birbirle haberleşiyorlarmış. Sauron insanlara hediye olarak vermiş. Tabii ki Sauron bir aralar hep kötü değildi bildiğiniz gibi. Bir aralarda iyi gözüken bir yavşaktı. O sırada insanlara faydası olsun diye bu Palantir taşlarını yapmıştı. Evet, geldik bugün bir ders sürümüzün sonuna. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar devamını çekelim. Beğenmediyseniz de yine çekelim. Fark etmez benim için. Çok fazla izleyenim yok zaten. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aa.